Radyo ve televizyonların ayakta kalabilmesi ve haksız rekabetin önüne geçilebilmesi için TVSEN tarafından ortaya konulan taleplerin yerinde olduğunu belirten AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa İlitaş, kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen yasanın hazırlıkları öncesinde radyo ve televizyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Dezenformasyon yasası olarak bilinen ve alınan kararlarıyla radyo ve televizyon sektörünü büyük ölçüde etkileyecek olan yasanın hazırlıkları öncesinde AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa İlitaş, Kayseri'de yayın yapan Olay Türk TV'ye konuk oldu ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimdi bu dezenformasyon takip etmek biraz zorlaşıyor. Bir yandan o çeşitli sosyal Facebook'tu, Instagram, TikTok bir şeyi söyler, doğrusunu açıklayana kadar zaten o anda perişan ediyorlar. TRT'de başlıyor doğrusu ne diye. TVSEN Genel Başkanı Mehmet Okan Kaya'nın radyo ve televizyonların yaşadıkları sıkıntıları ve haksız rekabetin önüne geçilmesi için ortaya koyduğu taleplerin yerinde talepler olduğunu yaptığı açıklamasında aktaran AK Parti Grup Başkan Vekili Elitaş, sosyal medyanın dezenformasyona sebep vermesinden duyulan rahatsızlığı da dile getirdi. İnternet medyasına basın ilan kurumu tarafından destek veriliyorsa radyo ve televizyonlara da aynı desteğin verilmesi gerektiğini söyleyen Elitaş, bu işte bir yanlışlık var dedi. İnternet medyasına varsa size de olması lazım. Onlara, size yoksa onlara da olmaması lazım bence. TVSEN'in basın kanununda yapılacak olan değişiklikte mevkudelerin yani gazete ve dergilerin yanı sıra internet haber sitelerinin ifadesi yerine medya hizmet sağlayıcı kuruluşların denilmesi halinde gazete, dergi ve internet haber sitelerinin yanı sıra radyo ve televizyonların da gireceği yönündeki taleplerin doğru bir talep olduğunu kaydeden Elitaş, bunu da teklif edelim dedi. 100 liralık pasta daha önce kağıttan gazeteler arasında bölüşülüyordu. Şimdi o 100 liralık pasta internet medyasında ortak oldu. Onun haricinde de evet, o belli bir ihale ilanlarıyla alakalı, hani, icra ilanlarıyla alakalı. Pastayı söylüyorum ya. Benim dediğim onun dışında. Anladım. Sizinki onun dışında. Diyorsunuz ki siz yani herhangi bir kurum bir işle ilgili yapacağı iş varsa bunu şirketlerle değil de basın ilan kurumu aracılığıyla yaparsa daha adil olur diyorsunuz. Evet, veya bir miktarını oradan yaparsa daha adil olur daha diyorsunuz. Bunu da teklif edelim. Bunun onun dışında da bir... Elitaş aynı zamanda TVSEN'in radyo ve televizyonlarda ücretsiz olarak yayınlanan kamu spotları ve zorunlu yayınlarında ücretlendirilmesiyle ilgili talebi de inceleyeceklerini ifade etti. Radyo ve televizyonların yaşadıkları sıkıntıların çözüme ulaştırılması noktasında Ankara'da parti gözetmeksizin temaslarda bulunan her kapıyı çalan TVSEN'in haklı görünen bu talepleri iktidar parti milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek olan basın kanunundaki değişikliklerde masaya getirilecek, muhalefet partilerin iktidara destek verip vermeyeceği ise salı günü yapılacak oturumda belli olacak.